Herkese merhaba. Bugün dünya genelinde en çok satan 3 boyutlu yazıcı markalarından olan Anycube'in Formex Pro 2.0 modelini inceleyeceğim. Bugün masam birazcık kalabalık. İncelemesini yapacağım yazıcı oldukça büyük bir yazıcı. Bu yazıcıyla almak istemiş olduğum malzemeler de yine oldukça fazla. Hepsini de size bir anda göstermeye çalışırken kendime yer açmakta birazcık zorlandım açıkçası. Yazıcının isminden de anlaşılacağı üzere bu model Formex Pro'nun ikinci versiyonu. İlk etapta bakıldığında fiziksel olarak çok ciddi benzerlikleri olmuş olsa da 2.0 güçlendirilmiş iç gövde yapısı, çift işliğe sahip titan ekstrüder sistemi, daha hızlı ve sağlıklı bir soğutma sağlayan geliştirilmiş soğutucu ünitesi ve sessiz motor sürücüleriyle birinci versiyonundan ayrılıyor. İncelemeye modelin tasarımı ve dış görünüşüyle başlamak istiyorum. Oldukça yumuşak geçişleri ve dairesel bir yapısı olan bu yazıcının eni 45.4, derinliği 46.6 ve yüksekliği ise 41 cm. Hemen sağ yanında bir güç girişi ve açma kapama tuşu bulunuyor. Diğer tarafında ise bir hafıza kartı girişi ve bilgisayara bağlamamızı sağlayan bir USB girişi var. Filament askısı ve filament sensörü ise yazıcının arka bölümünde konumlandırılmış. Yazıcının sağ üst köşesinde 3.5 inçlik renkli dokunmatik bir ekran var. Dokunmatik hassasiyetini başarılı bulduğum bu ekranda kontrol ettiğimiz arayüzünde sade ve kullanımı kolay olduğunu söyleyebilirim. Arayüzünde Türkçe dil desteği bulunmamış olsa da geniş ekranı ve anlaşılır grafikleri sayesinde İngilizce bilmeseniz dahi kısa süre içerisinde menünün kullanımına tamamen hakim oluyorsunuz. Yazıcının önünde kendi rengi olan lacivertle uyumlu şeffaf mavi bir plexi kapak bulunuyor. Yine aynı malzemeden yapılan üst kapağı ise kullanacağımız filamentin özelliğine bağlı olarak istenildiğinde takıp istenildiğinde çıkartılabiliyor. İç kısımdaki detaylara geçtiğimizde ise ilk olarak dikkat çeken 27'ye 21 cm'lik geniş denilebilecek bir baskı alanına sahip olan cam tabla. Bu baskı alanının yüksekliği ise 19 cm. Cam tabla özel kaplaması sayesinde ısındığında kendiliğinden hafif yapışkan bir hal alıyor ve yüzeye herhangi bir yapıştırıcı sürmenize gerek kalmadan filamentin tabana yapışmasına olanak tanıyor. Bu büyük tabla arka kısmında bulunan tam 1.2 mm kalınlığında çelik miller üzerinde hareket ederken tablanın altında bulunan taşıyıcı kısım ise tam 3 mm kalınlığında metalden oluşuyor. Bu metal yapı aynı zamanda yazıcının iç gövde yapısını da oluşturuyor. Hani sağlam mimari yapılarda hep denir ya müteahhit kendisi oturacakmış o yüzden malzemeden kaçmamış diye. Bu yazıcıyı da sanırım mühendisi kendi kullanacakmış o yüzden malzemesini bol koymuş. Tabi bu yapı yazıcının 18.8 kilogram gibi bir ağırlığa ulaşmasını sağlamış ve bu ağırlığın masaüstü bir 3 boyutlu yazıcı için hiç de hafif olmadığını belirtmeliyim. Sanırım bu ağırlığın etkilerini göz önünde bulundurmuş olacaklar ki yazıcının her iki yanına da taşımasını kolaylaştırmak için girintiler yapılmış. Tabi ağırlık her ne kadar taşıma açısından dezavantaj gibi gözükmüş olsa da yazıcının stabil kalmasına ciddi etkisi olan ve dolayısıyla özellikle titreşim kaynaklı oluşabilecek baskı sorunlarının da önüne geçen önemli etkenlerden bir tanesi. Sizi zaten internet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz teknik özelliklere boğmadan değinmek istemiş olduğum son nokta ekstrüder sistemi. Filamenti çift dişli ile ittiren bir titan ekstrüder sistemine sahip olan Formex Pro 2.0
Başta esnek filament çeşitleri olmakla beraber diğer tüm filamentlerin akışını da stabil bir şekilde sağlayabiliyor. Yani bu sistem sayesinde olası filament akış problemlerinin önüne geçerken daha kaliteli baskılar almamızı da kolaylaştırmış oluyor. Tabii önceki inceleme videolarımı izleyenler bilir, ben işin teknik aşamalarını hızlı bir şekilde geçmeyi severim. Çünkü bir yazıcı kağıt üzerinde ne kadar iyi gözükürse gözüksün, onun kalitesini belirleyecek olan şey aldığı baskılardır. Ben de bu aşamaya elimden geldiğince vakit ayıracak ve birçok baskı alacağım. Hazır üst seviye özelliklere sahip böyle kapalı kasa bir yazıcının incelemesini yapıyorken işte PLA malzemeden bir tane test küpü, iki tane Benchy tekne modeli falan basarsak önce size daha sonra da yazıcıya haksızlık etmiş olurum diye düşündüm ve birçok filament çeşidi edindim. Daha önceden 3 boyutlu yazıcı kullananlar bilir, kaliteli bir baskının altın kurallarından bir tanesi de kaliteli ham madde yani filament tercihidir. Ben de bu doğrultuda Seven Hills filamentten PLA, ABS Plus, PETG, ASA, HIPS, PA12 ve Flex filament aldım. Seven Hills filamentleri üretirken dünya çapında kalitesini kanıtlamış olan ham maddeleri tercih ediyor. Bu doğrultuda eğer aldığım baskılarda herhangi bir sorun ya da bir kalitesizlikle karşılaşırsam bileceğim ki bunun sebebi kullanmış olduğum ham madde değil. Hatta yine sırf bu sebepten ürünler birkaç gün önce elime ulaşmış olmasına rağmen vakumlu poşetinden çıkartıp bir deneme dahi yapmadım. İstedim ki baskılarını alacağım modelleri belirledikten sonra o baskıyı alırken poşetinden çıkartayım ve taze taze filamenti kullanayım. Bakalım özellikleriyle kağıt üzerinde bu kadar iddialı olan Formex Pro 2.0 farklı filament çeşitleriyle de iyi performans sergileyebilecek mi? Gelin şimdi baskı aşamasını görelim. Ardından da hem almış olduğum her bir baskıyı detaylı bir şekilde inceleyeceğim hem de yazıcı hakkındaki genel düşüncelerimi ve performans değerlendirmesini de sizinle paylaşacağım. We'll be right back.
Evet, baskılarımı tamamladım. Videonun ilk aşamasında size söylemiş olduğum filament cinslerinden artı iki tane daha edindim. Bunlardan bir tanesi ahşap filament, bir diğeri ise polikarbon ABS idi. Ahşap filamenti birazcık meraktan, polikarbon ABS'yi ise ihtiyaçtan edindim. İlk olarak baskısını alacağım bu modelleri belirlerken halihazırda elimde kullanmış olduğum filamentlerle birkaç tane deneme baskısı alıp yazıcıya alışayım istedim. Yazıcıyla beraber gelen hafıza kartının içerisinde bir tane baykuş modeli vardı. Bunun baskısını aldım. Gayet sorunsuz bir şekilde baskısını aldığımı düşünürken şöyle yakından incelemiş olduğumda ilk birkaç katmanda sanki fazla plastik akmış da dışarıya doğru plastikler taşmış gibi bir görüntü oluştuğunu fark ettim. İkinci baskıyı alırken bu sefer yazıcıyı gözlemledim acaba neden bu kaynaklanıyor olabilir diye. Fark ettim ki Z eksen biri tablayı aşağıya indirmek için dönerken tabla birkaç katman boyunca aşağıya inmiyor. Bu tarz problemler Z eksen motoruyla Z eksen mili arasına konulan esnek kaprinlerden genelde kaynaklanıyor. O nedenle birçok marka aslında burada sabit kaprin tercih ediyor. Motorunu açıp baktığımda aslında burada herhangi bir kaprin bulunmadığını, Z eksen milinin motora sabit olduğunu gördüm. Bu gibi durumlarda ise Z eksen milinin altına gene aynı esnekliği sağlayabilmek için ki bu esnekliği Z ekseninde neden sağlamaya çalıştıklarını mühendislerin açıkçası bilmiyorum. Şöyle bir yay olabiliyor. Aslında bu bir contaya benziyor. İlk gördüğünüzde bunu bir conta bile zannedebilirsiniz. Fakat dikkatli bakıldığında bir dalgalı yapısının olduğunu göreceksiniz. Bu da o Z eksen milinin yaylanmasına, hafif bir şekilde yaylanmasına sebebiyet veriyor. Bu gibi problemlerle karşılaştığınızda işte varsa esnek kaprini sabit kaprinle değiştirmek ya da bu yayı yazıcıdan sökmek bu ilk katmanlarda oluşan o pürüzlenme problemini ortadan kaldırıyor. Bu parçayı yazıcıdan çıkartmak bana baskılarımda herhangi bir dezavantaj sağladı mı bilmiyorum. Ama aldığım baskıların tamamında bana bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Bir diğer tespitim ise yazıcının filamenti soğutma ünitesi ile alakalıydı. Oldukça yeterli ve güçlü bir salyangoz fanla aslında bu soğutmayı gerçekleştiriyor olmasına rağmen sanki bir sebepten soğutma işlemi verimsiz kalıyor ve almış olduğum baskılarda olması gerekenden daha fazla sarkma gerçekleşiyordu. Yazıcının içerisinden şöyle 3 boyutlu yazıcıyla gene basılmış bir tane soğutucu kafa çıkıyor. Bu kafa nozülün ucuna havayı 3 noktadan üflemeyi sağlıyor. Bir kere baskısını beğenmemiştim. Hani dedim ki bunun modelini bulayım da ben baskısını tekrardan alayım diye. Daha sonra sökümünü gerçekleştirip şöyle içine de baktım. İçeride de böyle bazı sarkmalar olduğunu görünce dedim tamam yani havayı düzgün bir şekilde üfleyememesinin sebebi şu soğutucu kafa diye. İnternetten kısa bir araştırma yaptıktan sonra bundan çok daha verimli olabileceğini düşündüğüm. Birazdan da zaten ABS ve polikarbon ABS ile de bastığım örneklerini de yakından inceleyeceğimiz şöyle C şeklinde ve birçok noktadan soğutmayı sağlayan bir aparat buldum. Bunun baskısını alıp montajını yaptıktan sonra da önceki baskılarda yaşamış olduğum sarkma problemlerinin de ortadan kalktığını gördüm. Yapmış olduğum son değişiklik ise filament askısıyla alakalıydı. Yazıcının içerisinden aslında şöyle metal ve sağlam bir filament askısı çıkıyor. Fakat ne hikmetse bunu yarım kiloluk filamentler için yapmışlar. Çünkü bir kiloluk filamenti takmış olduğunuzda dışarıya doğru taşıyor ve filamentin makarası sürekli yazıcıya sürtüyor. Bunun için de gene internetten kısa bir araştırma yaptım ve hemen 1 kiloluk olan hazırlanmış modellere ulaşabildim. Zaten hani bu problemleri gözlemlediğinizde mutlaka yazıcıyı almış birileri de benzer sorunları yaşamış. Hatta bunları modelleyip internete yüklemiş dahi oluyorlar. Böyle paylaşımlar da aslında yazıcı kullanıcıları için gerçekten avantaj teşkil ediyor. Ben de hemen birazdan gene zaten PLA malzemeyle basmış olduğumu filament askısında göreceğiz. 1 kiloluğa uygun filament askısından baskı aldım ve ardından da değerlendirme yapacağım bu modellerin baskılarını almaya başladım. Aldığım ilk baskı 300 mikron katman kalitesindeydi. Ancak katman serimi o kadar kusursuz bir şekilde olmuş ki ilk elinize aldığınızda 300 mikron değil de sanki daha kaliteli bir baskı ayarı olan 200 mikron katman kalitesinde yapılmış gibi gözüküyor. Model yüzeyinde en ufak bir dalgalanma, dışarıya doğru bir plastik taşması ya da boşluklanma gibi baskı hatası diyebileceğim hiçbir şey yok. Tamamen kusursuz ve gayet güzel bir baskı oldu. Dünyadaki bütün FDM tipi yazıcıların belki işleyebildiği tek malzeme olan PLA hobi amaçlı da oldukça fazla tercih ediliyor. Ben de Marvel filmi karakterlerinden bir tanesi olan Thanos'un büst modelinin baskısını aldım. Tıpkı diğer modelde olduğu gibi yüzey kalitesi gayet güzel, başarılı, herhangi bir sorun problem
görmedim. Ufak tefek bazı yerlerde çok küçük çizgiler haricinde. Bu modelin gövdesinin alt kısmı ve çenesinin alt kısmında 80-85 dereceyi bulan açılar var. O nedenle yakından siz de şu anda görüyorsunuz. Burada görmüş olduğumuz sarkmalar kabul edilebilir seviyede. Çünkü modelin baskısını alırken de herhangi bir destek kullanmadım buralarda. Desteksiz bir şekilde basıldı. O yüzden bunları da kabul edilebilir seviyede görüyorum. Bence Anycubic Formex Pro 2.0'ın PLA performansı kusursuza yakın. Sıradaki değerlendirmem ABS performansıyla ilgili. İlk olarak az önce de bahsetmiş olduğum o soğutucu ünite parçasının baskısını aldım ABS ile, ısıya daha dayanıklı bir malzeme olduğundan dolayı. Malzemenin genel hatlarında herhangi bir sıkıntı, problem yok. Çok ufak tefek küçük yerlerde sanki böyle dikiş izini anımsatan boşluklarla karşılaştım. Onun haricinde gayet düzgün ve güzel bir baskı oldu. Burada yüzey kalitesinin haricinde benim değerlendirme kriterlerim arasında çok çok önemli yer tutan şeylerden bir tanesi de ABS'nin tabladan ayrılıp ayrılmaması noktasıydı. Çünkü PLA yüzeye çok daha kolay tutunabilen bir malzemeyken ABS çekme oranının fazla olmasından kaynaklı özellikle böyle kenar köşe noktalarından kalkabiliyor. Hatta kimi zaman tabladan tamamen ayrılabiliyor. O nedenle bu özelliklerini de birazcık görebilmek adına daha geniş yüzeye sahip ve sivri kenar köşeleri bulunan bir model üzerinde de çalışmak istedim. Gördüğünüz model işte bir ofis eşyası diyebiliriz. Post-it kağıtlarını, USB hafıza kartlarını depolayabileceğiniz, kalemlerinizi ve kırtasiye ürünlerini koyabileceğiniz hazineleri bulunan oldukça kullanışlı bir eşya. Bu modelde de baskının yüzey kalitesi gayet başarılı. Çok ufak tefek noktalarda bazı böyle boşluklar, çok ufak tefek çizgiler oluştuğunu gördüm. Siz de şu anda yakından görebiliyorsunuz. Onun haricinde tabladan ayrılma gibi bir durum söz konusu olmadı. Tabii ben PLA'nın baskılarını alırken tablaya herhangi bir yapıştırıcı sürmezken ABS'den performans alabilmek adına tablanın üzerine her zaman kullanmış olduğum bu prit tarzı bir giyotostik yapıştırıcı var. İnce bir katman ondan sürdüm. Çünkü videonun ilk başında da söylemiş olduğum işte ısındığında hafif yapışkan hale gelen tabla ABS gibi çekme oranı fazla olan filamentler üzerinde etkili değil. O yüzden mutlaka bir şekilde bu yapışkanlığı arttırmamız ve önlem almamız gerekiyor. Prit ya da işte giyotostik gibi yapıştırıcılar ise bu konuda yeterli oluyor. Kenarlarından, köşelerinden de herhangi bir kalkma yapmadan gayet güzel bir baskı ortaya çıkardı. PLA ile mukayese edecek olursam PLA baskıya mükemmel kalitede derken buna ise ancak çok iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Polikarbon ABS. Aslında ABS ile almış olduğum aynı soğutucu parçanın baskısını aldım bununla da. Bunu tercih etmemdeki sebep polikarbon ABS'nin ısı dayanımının ABS'ye nazaran çok daha yüksek oluşuydu. Çünkü yüksek ısı gerektiren endüstriyel plastik çeşitleriyle çalışacağımdan dolayı acaba dedim yani ABS'nin ısı dayanımı yetersiz olabilir mi? Hani nozüle çok yakın bir parçayla çalıştığımızdan dolayı emin olamadım ve o nedenle bu filament cinsini de edinme ihtiyacı hissetmiştim. ABS gibi zor bir malzemedir. Çekme oranı yüksektir. Kenar köşelerden kalkma yapabilir. Ancak ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. ABS ile mukayese etmiş olduğumda yüzey kalitesinin polikarbon ABS'de son derece kusursuz olduğunu belirtmeliyim. O ABS'de yaşamış olduğum ufak tefek boşluklar bunda yok. Hatta hava çıkışının yapılmış olduğu şu küçük deliklerde ABS'de bir miktar sarkma varken polikarbon ABS'de böyle bir şey yaşanmadığını da belirtmeliyim. Aldığım tek baskı bu değildi. Değerlendireceğim diğer endüstriyel plastik çeşitlerinde çok parçalı aldığım baskılar vardı. Onda yardımcı malzeme olarak da gene polikarbon ABS'yi kullandım. Onlara değinirken de zaten gene tekrardan üzerinden geçmiş olacağım. Ben polikarbon ABS ile almış olduğu baskı performansını çok başarılı buldum. Gelelim Anycubic Formex Pro 2.0'ın hips filament performansına. Hips filamentin en önemli özelliği şok emici olması. Şöyle örneklendirebilirim. Mesela bir tane kutu yaptınız. İçerisinde herhangi bir nesne var. Bu kutu yere düştü ya da dışarıdan herhangi bir şekilde bir darbeye maruz kalmış olduğunda bu malzeme şoku emerek içine koymuş olduğunuz nesnenin zarar görmesini engelliyor ve endüstriyel alanda da genelde bu amaçla kullanılıyor. Ben de aynı amaç doğrultusunda bu tarz kutular oluşturdum. İşte Arduino projelerinizde kullanabileceğiniz Arduino için yapılmış bir kutu ve Raspberry Pi gibi işte mini bilgisayarlarda kullanabileceğiniz bu tarz kutular oluşturdum ki ben de kendi kullanmış olduğum Raspberry Pi Zero mini bilgisayar için hips filamentle basmış olduğum bu kutuyu tercih ediyorum. Yazıcının bu filamentle yapmış olduğu performans değerlendirmesine gelirsek genel olarak böyle düz yüzeylerde herhangi bir sorun problemle karşılaşmadım. Ancak muhtemelen malzemenin yapısıyla da alakalı olarak özellikle böyle kenar köşelerde hafif dalgalanmalar ve dış yüzeyde
bazı bozukluklar olduğunu fark ettim. Yine şu Raspberry Pi için yapmış olduğum kutuda da yine düz yüzeyler son derece düzgünken kenar köşelerde benzer şeyler gerçekleşmiş ve bazı noktalarda ise ufak tefek boşluklar oluşmuş. Bunun dediğim gibi birazcık da malzemenin yapısıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü son derece hafif ve boşlukları olan bir malzeme. Hatta baskı esnasında böyle çıtır çıtır sesler duyuyorsunuz. O aslında malzemenin içerisinde bulunan hava kabarcıklarından kaynaklanıyor. O nedenle baskı performansını şöyle değerlendirebilirim. Amaca hizmet etti mi? Kesinlikle hizmet etti. Yani baskısını almış olduğum model tam olarak içerisine oturdu. Bir koruyuculuk sağlar mı? Evet sağlar. Ha dekoratif olmuş olsa, görselliği ön planda olacak malzemeler ben bununla üretmiş olsam o zaman çok kaliteli demezdim. Ancak amaca hizmet ettiğinden dolayı bu filament performansı ile beraber ortalama seviyede bir performans verdiğini söyleyebilirim. Koruyucu kutu ya da kılıflarda hips malzemeden faydalanabilirken kimi zaman ise esnekliğe ihtiyaç duyarız. Özellikle sert malzemenin dış yüzeyine zarar verebileceğini düşünmüş olduğumuz elektronik cihazlarımızda ise esnek filamenti tercih edebiliriz. Bunlar neler olabilir? Örneğin ben burada bir tane basit cep telefonu kılıfı yaptım. İşte iPhone için oluşturulmuş basit bir kılıf ve esnek filamentten yapıldı. Herhangi bir şekilde elektronik cihaza zarar vermeden kullanılabilir. Burada ise benim daha evvelden baskı hizmeti vermiş olduğum müşterilerimden bir tanesi endüstriyel alanda yapmış olduğu makinenin direkt olarak bir parçası olarak tercih ediyor. Böyle esnek filamentten oluşturulmuş olan bir parçayı. Yani aslında 3 boyutlu yazıcılar sadece prototipleme anlamında değil, kimi zaman direkt olarak bir nihai ürün oluşturma ve bunu endüstriyel alanlarda bir makine parçası dahi olarak kullanabilme olanağı da bize sağlamış oluyor. Ben Formex Pro 2.0'ın flex performansını çok beğendim. Bu performansta videonun çeşitli yerlerinde söylemiş olduğum şu çift işli extruder sisteminin de önemi büyük. Bir kere esnek filamenti çok iyi kavrayabiliyor. Herhangi bir şekilde kaçırmıyor. Çünkü özellikle titan extrudere sahip olmayan 3 boyutlu yazıcılar kimi zaman hiç basamazken kimi zaman ise ancak çok yavaş bir şekilde flex filamentlerin baskısını alabiliyor. Ben genelde işte PLA, ABS gibi sıklıkla kullanmış olduğum plastik çeşitlerinde 40-50 mm bölü saniye hızlarla baskılar almayı tercih ediyorum. Flex filamentte de adeta bir PLA, bir ABS baskısı alıyormuş gibi bu çift dişli extruder sayesinde 40 mm bölü saniye hızla gayet güzel bir şekilde baskılarımı alabildim. Yüzey kalitesine gelmiş olduğumda ise en ufak bir pürüz, bir sıkıntı, bir problem yok. Gayet düzgün bir şekilde katmanlar serilmiş. Yine flex filamentte karşılaşılan sıkıntılardan bir tanesidir ipliklenme problemi. Özellikle bu parçanın en üst kısmına geldiğinde çok ufak yerlerde çalışıyor olmasına ve sürekli hareket ediyor olmasına rağmen herhangi bir ipliklenme problemiyle de karşılaşmadım. O nedenle Anycubic Formex Pro'nun flex performansı gerçekten çok iyi. Sıradaki değerlendirmem ahşap filament üzerinden olacak. Ahşap filament aslında içerisine ahşap tozu katılmış bir PLA. Genellikle de ahşap dokusunu istemiş olduğumuz dekoratif objelerde ya da hobi amaçlı kullanımlarımızda tercih edebileceğimiz bir malzeme çeşidi. Ben de Galaksinin Koruyucuları filmindeki karakterlerden bir tanesi olan Groot'un baskısını aldım. Kendisi de zaten ahşap bir karakter olduğundan dolayı böyle bir baskının uygun olabileceğini düşündüm. İlk defa kullanmış olduğum bu filament çeşidinin baskı kalitesinden memnun kaldığımı belirtmeliyim. Özellikle kafasının arka kısmı ya da yüzünün ön kısmındaki geniş yüzeylerde gayet güzel bir iş ortaya çıkmış. Ufak tefek bazı noktalarda boşluklar oluşmuş. İşte parmaklarında bunu gözlemledim. Boynunun hemen altında ya da göğüs kısmında böyle bir sıradan oluşan ufak tefek çizgiler var. Diğer filamentlerde hiç oluşmadığı kadar bu filamentte bir sarkma problemi oldu. Ancak buradaki sarkmaları işte ABS ya da PLA'daki gibi temizlemesi pek zor değil. Oldukça gevrek bir yapısı var bu filamentin. Elinizle şöyle hafif bir şekilde sürtmüş olduğunuzda hemen o sarkmaları temizleyebiliyorsunuz. Desteklerinin sökümü de oldukça kolaydı ki çene altında falan burada destek kullanıldı. Zaten destek kullanıldığından dolayı da mesela çene altına dikkatli bir şekilde bakmış olduğumuzda 90 derecelik bir açı olmasına rağmen sarkmalar ve pürüzlenme son derece az olmuş. Ben filamenti beğendim bir kere. Yani ahşap dokusu falan gayet hoş, güzel. Onun haricinde yazıcının da yani bu hobi amaçlı kullanılan bu filament cinsiyle vermiş olduğu performanstan da gayet memnun kaldım. PA12 endüstride birçok farklı alanda kullanılan bir plastik çeşidi. Özellikle yüksek aşınma dayanımı ve stres dayanımı sayesinde projelerinizde kullanmak istediğiniz mekanik ya da robotik parçalarda bu filamenti tercih edebilirsiniz. Benim şimdiye kadar baskısını almış olduğum filamentler içerisinde beni en çok zorlayan filamentin PA12 yani naylon olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak şöyle işleyen bir çark sistemi oluşturmak istedim. Şöyle elle çevirmiş olduğunuzda
farklı hızlarda dönen bir çark sistemi yaptım. Burada yardımcı malzeme olarak da PLA'yı kullandım. Baskıların beni zorlamasının sebebi yazıcının filamenti ittirmesi ya da katman kalitesinde oluşan problemler değil, tablaya yapışma problemiydi. Herhangi bir yapıştırıcı sürmeden denedim. Yapıştırıcı sürerek baskılar almayı denedim. Gene de böyle kenar köşe noktalarından hafif kalkmalar oluştuğunu fark ettim ki bu tarz çarklar basmak aslında kolay değildir. Çünkü sivri noktaları çok fazladır. Ve her bir sivri nokta çok kolay soğuyabileceğinden dolayı kenar köşelerinden kalkma olasılığını arttırır. Ben de bunu minimum seviyeye indirebilmek için farklı sıcaklıklarda denemeler yaptım. Ve en sonunda da ideal sıcaklığını bulduktan sonra malzemenin baskısını almış olduğum malzemenin gene çevresine geniş bir etek hattı da çizmek kaydıyla istemiş olduğum baskıları çok çok az kalkarak aldığımı söyleyebilirim. Ardından gene o stres dayanımına da en iyi örnek olabilecek şeylerden bir tanesi de belki de şöyle çalışan bir amortisör mekanizması yapmak olur diye düşündüm. Görmüş olduğunuz amortisörün bu yayı gene naylon malzemeden yapıldı. Kastetmiş olduğumuz stres dayanımı bu. Yani üzerine yük biniyor, herhangi bir yapısında bozukluk olmuyor, yük kalkıyor, aynı şekline geri geliyor. Bunu defalarca kez bile yapmış olsanız malzeme herhangi bir şekilde yapısını ve özelliğini kaybetmeden korunmaya devam ediyor. Bu baskıyı alırken herhangi bir sıkıntı problem yaşamadım. Daha yuvarlak hatları da olan bir parça olduğundan dolayı çarklara göre çok daha kolay basıldı. Tek seferde basıldı. Birçok deneme yapmama gerek kalmadı. Burada da yine yardımcı malzeme olarak polikarbon ABS'yi tercih ettim. Dayanıklı yapısından dolayı. İşte aslında böyle Anycubic Formex Pro elinizin altında varsa ve bu gibi projelerle de uğraşmak istiyorsanız fazla malzemeyi işleyebilmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Mesela işte dayanımı yüksek olduğu için naylondan çark basabiliyorsunuz. Ama dışını da bunu naylondan basmanıza gerek yok. Bir kere naylon çok değerli ve kıymetli bir malzeme, pahalı bir malzeme. Dışını ondan yapmanıza gerek yok. Hemen PLA malzeme ile entegre edip şöyle bir şey oluşturabiliyorsunuz. Ya da böyle bir amortisör sistemi yapacaksınız. Bunun sağlam ve esnek olmayan bir malzeme olması gerekiyor. Polikarbon ABS'yi tercih ettiniz. Ya da birazdan değineceğim asa filamenti tercih ettiniz. Aynı şekilde sağlam. Esnekliğe ihtiyaç duymuş olduğunuz, stres dayanımı yüksek olan bir malzeme olan naylonu da bu şekilde değerlendirip projelerinizi daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ben naylon baskı performansını beğendim. Bir kere katman kalitesinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Oraları gayet düzgün bir şekilde işleyebildi. Sadece malzemenin kendi özelliğinden de biraz kaynaklanan o kenar köşelerden kalkma sıkıntısını %100 çözemedim. Ancak kullanıma da direkt etkisi olacak bir sorun da teşkil etmedi. Asa filament özellikleri itibariyle ABS'ye oldukça benziyor. Hava akımını sevmemesi, sabit bir sıcaklık, kapalı bir kasa istemesi ya da çekme oranı gibi noktalarda ABS'ye benzerken ABS'den ayrılmış olduğu kısım ise dış mekan koşullarına karşı oldukça dayanıklı bir plastik çeşidi olması. Herhangi bir şekilde yağmur, çamur ya da uzun süre güneş ışığına maruz bırakıldığında fiziksel yapısında bir bozulma, renginin atması, solması gibi durumlar söz konusu olmuyor. O nedenle endüstriyel alanda da zaten dış mekanda kullanılan araçların plastik aksamlarında tercih ediliyor. Ben de bu doğrultuda iki farklı bisiklet parçası yapmak istedim. Bir tanesi bisikletin gövdesine monte edilebilecek bu şekilde basit bir suluk modeli. Bu model üzerinde özellikle alt kısımda herhangi bir kalkma, kenar köşelerinden kalkma, tabladan ayrılma gibi bir durum söz konusu olmadı. Ve yüzey kalitesinde de en ufak bir sorun yaşanmadı. Gayet katmanlar kusursuz bir şekilde serildi. Katmanlarda pürüzlerin oluşmaya başladığı kısım ise açıyla önce dışarıya daha sonra içeriye doğru gelen şu yan kısımlar. Oluşturulan bu kısımların kenar köşe noktalarında pürüzlenmeler oluşurken en üste gelmiş olduğunda ise bir miktar sarkma yaşanmış. Tabi asa, ABS gibi filamentlerde bu tarz objeleri basmak yazıcının soğutucu sistemini çalıştıramadığımızdan dolayı zor oluyor. İç sıcaklık fazla, filamenti yüksek sıcaklıkta basıyorsunuz PLA'ya nazaran mesela bakmış olduğunuzda. Dolayısıyla dış yüzeyinde böyle birazcık pürüzlenmeler ve sarkmalar PLA'ya nazaran fazla gerçekleşebiliyor. O nedenle ben de bu model üzerinde karşılaşmış olduğum pürüzlenmelerin ve bir miktar sarkmaların makul seviyede olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğum ikinci parça da gene bir bisiklet aparatıydı. Bu şekilde iki parçadan oluşan ve bir civata yardımıyla bisikletin gidonuna takılabilecek bir kanca
aparatı. İşte buraya poşetlerinizi ufak tefek asabilirsiniz ya da gene çantanıza asabileceğiniz küçük fakat işlevsel bir parça. Bunda olduğu gibi herhangi bir dik açı bir şey oluşmadığından dolayı tamamen kusursuz bir dış yüzeye sahip bir baskı. Anycubic Formex Pro 2.0'ın asafilament performansında iyi olarak değerlendiriyorum. Geldik Formex Pro 2.0'ın son performans değerlendirmesini yapacağım PETG malzemeye. PETG son yıllarda oldukça popüler. Bu popülaritenin bence iki tane ana sebebi var. Bunlardan bir tanesi neredeyse PLA kadar kolay işlenebilir bir malzemeyken PLA'nın sahip olmadığı esnekliğe de sahip oluşu. Bunun yanında tabii gıda ile temasında sakınca olmaması ya da sağlık sektöründe tercih edilirken radyasyondan etkilenmemesi ve kimyasal direncinin yüksek olması gibi önemli özellikleri de mevcut bir malzeme. Ben de PETG'nin bu gıda ile temasını göz önünde bulundurarak onunla alakalı şeyler basayım istedim. Yapmış olduğum ilk baskı şöyle bir limon sıkacağıydı. Gayet güzel bir baskı oldu. Katmanlar kusursuz bir şekilde serildi. Herhangi bir sarkma etme ya da katmanlar arasında boşluklanma gibi bir problem yok. İlk almış olduğum baskıda kusursuz bir sonuç elde ettim. İkincisi de gene böyle gıdayla alakalı bir konu. Bir tane kurabiye kalıbı aldım. İşte Sünger Bob karakterinin kurabiye kalıbı. Bunun da gene katmanlarında herhangi bir sıkıntı yok, bir boşluk yok. Kusursuz bir baskı oldu bu da. Gıda ile temasına şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Her ne kadar temasında bir sakınca olmasa da bunları hep tek kullanımlık malzemeler gibi düşünmemiz gerekir. Zaten endüstriyel alanda da bilirsiniz böyle plastik çatal kaşık bıçaklar falan yapılır. Bunları PETG malzemeden yaparlar ancak bildiğiniz gibi onlar da tek kullanımlıktır. Yani defalarca böyle yıkanılarak tekrar kullanılması hiçbir zaman önerilmez. Bunlar kullanat malzemelerdir. O yüzden PETG ile almış olduğumuz malzemeleri de bu gözle görmemiz gerekir. Bu gibi parçaları birçok kez kullanmak istiyorsanız ne bileyim araya bir streç bir şey koyarsınız. Hani gıda ile temasını kesersiniz ve o şekilde birçok defa da kullanımını sağlayabilir. Ya da dediğim gibi bir defa kullandıktan sonra atarsınız. Üçüncü almış olduğum baskı kendi ihtiyacım doğrultusunda aldığım ufak bir huni modeliydi. Biliyorsunuz işte bir seneyi aşkın süredir korona sebebiyle hiçbirimizin elinden eksik olmuyor dezenfektanlar. Benim de şöyle ufak tefek şişelerim var. Büyük şişelerden o küçük şişelere dezenfektan aktarmaya çalışırken böyle döküyorum falan ziyan ediyorum malzemeyi. O yüzden diyordum şöyle ufak bir huni basayım. Farklı malzemelerle etkileşime girer mi girmez mi bilmiyorum ama PETG malzemeyle dezenfektan gibi malzemelerin de etkileşime girmeyeceğinden emin olduğumdan dolayı bu malzemeyle baskısını almayı uygun gördüm. Diğer baskılarda görmemiş olduğum ufak tefek bazı çizgiler ve pürüzlenmeler üzerinde oluştu. Genel olarak ama bunun da başarılı bir baskı olduğunu belirtmeliyim. Anycubic Formex Pro 2.0'ın PETG performansından da oldukça memnun kaldım. Evet, Formex Pro 2.0'ın farklı malzemelerle oluşturmuş olduğu baskı performansını da hep beraber gördük. Ben nacizane kendi düşüncelerimi size aktarmaya çalıştım. Sizin de kendi düşüncelerinizi oluşturabilmeniz adına elimden geldiğince almış olduğum baskı modellerini detaylı bir şekilde size göstermeye çalıştım. Yazıcım bana bu değerlendirmenin başında bahsetmiş olduğum ufak tefek problemler haricinde daha sonra herhangi bir sıkıntı problem yaratmadı. Gayet rahat ve konforlu bir şekilde baskılarımı alabildim. Formex Pro 2.0'ın kısmen sessiz bir yazıcı olduğunu söyleyebilirim. Kısmen dememdeki sebep sessiz motor sürücülerine sahip olmasına rağmen yazıcının fiziksel yapısı itibariyle birçok çelik mil ve bu millerin üzerinde hareket eden çok fazla rulman bulunduğundan dolayı illa hareketleri esnasında belli bir miktar ses çıkartıyor. Ancak kesinlikle bunun rahatsız edici bir seviyede olduğunu söyleyemem. Zaten yapmış olduğum ses testlerinde de baskı esnasında kaç desibellik bir ses çıkartmış olduğunu da size göstermeye çalıştım. Elektrik kesintisinde devam özelliğini başarılı buldum. Aslında testini yapmak istemiş olduğum özelliklerin içerisinde değildi. Artık yeni model hemen hemen bütün yazıcılarda bu elektrik kesintisinde devam özelliği olduğundan dolayı herhalde inceleme videosunda pek fazla bunun testini yapmayıp otomatik olarak atlıyoruz. Benimkisi doğal bir test oldu. Baskı esnasında elektrik kesildi. Yazıcının yanına gitmiş olduğumda onun kapalı olduğunu gördüm. Yazıcıyı açtım. Baskısını almış olduğum o G-Code dosyasına tekrar girdim. Zaten devam et diye seçenek çıkıyordu. Oradan devam et tuşuna bastım. Yazıcı ısındıktan sonra kalmış olduğu yerden düzgün bir şekilde baskısına devam etti. Tam olarak hatırlamamakla beraber galiba Thanos büstünün basımı esnasında bunu yaşadım. Ve model üzerinde herhangi bir eksenlerde kayma etme ya da bir iz gibi bir sorun problem olmadı. Baskı tablasından gayet memnun kaldım. Az evvel de bahsettiğim gibi PLA, PETG, flex ya da ahşap filamentlerde herhangi bir yapıştırıcı kullanmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla baskılarınızı alabiliyorsunuz. Tam bir soğuma sağlandıktan sonra da rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. ABS gibi çek
çekme yapan malzemelerde ise bir miktar yapıştırıcı sürmeniz faydalı oluyor. Tabla ile ilgili söylemek istediğim bir diğer olumlu nokta ise ayarının hiç kaçmıyor oluşu. Hani tek kelimeyle özetlemem gerekirse mükemmel. Ben gördüğünüz bu baskıları almadan önce bir defa tabla ayarını gerçekleştirdim ve bütün bu baskılar yapmış olduğum o tek ayarla alındı. Bence bu özelliğinin bu kadar başarılı olmasının da ana sebebi o videonun da başında bahsetmiş olduğum sağlam iç gövde ve tabla yapısından kaynaklanıyor. Bence Anycubic Formex Pro 2.0 ödenilen paranın hakkını veren kaliteli malzemelerden yapılmış başarılı bir 3 boyutlu yazıcı. Eğer sizin de kapalı kasa bir 3 boyutlu yazıcıya ihtiyacınız varsa ya da projelerinizde endüstriyel plastik çeşitlerini de kullanacaksanız Formex Pro 2.0'ı tercih edebilirsiniz. Ben yazıcımı daha önce de birkaç tane 3 boyutlu yazıcı almış olduğum, hatta bunun kanalda inceleme videoları da mevcut, tradereim.com.tr adresinden satın aldım. Kendileri müşterilerine ilgi alaka gösteren, satış sonrasında bir şey sormak istediğinizde aradığınızda ya da yazdığınızda karşınızda her zaman bir muhatap bulabileceğiniz, ihtiyaç duymuş olduğunuzda size yedek parça ve onarım hizmeti de verebilen güvenilir bir firma. Ben de o nedenle hem Anycubic Formex Pro 2.0'ı hem de 3Dream teknolojiyi size gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Eğer siz de bir tane bu yazıcıdan almak istersiniz diye aşağıdaki açıklama bölümüne de ürünün linkini ekliyorum. Tıpkı yazıcı gibi kullanmış olduğum Seven Hills marka filamentlerden almak ister ya da bu filamentlerle oluşturduğum modelleri indirmek istersiniz diye aynı şekilde gene ürünlerin ve modellerin ücretsiz indirme linklerini de açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Benim için yeni tecrübeler edindiğim, yeni malzemeler kullandığım, hem bir şeyler öğrendiğim hem de eğlendiğim bir video içeriği oldu. Umarım sizin için de aynı şey geçerli olmuştur. Hem de Formex Pro 2.0 ile ilgili kafanızda bir fikir oluşturabilmişimdir. Eğer bunu yapabildiysem bu videoda amacına ulaşmış demektir. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.